belgeleriyle birlikte sizlerle Akdeniz Belediye Başkanı Gültap, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Belediyesi'nde görevli 8 müdürün seçmen kayıtlarını Mersin'in farklı ilçelerinden Akdeniz ilçesine taşıdığını sizlerle paylaşmıştık. Bu tespitler günlerce il örgütümüz ve ilçe örgütlerimizin sahada yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya çıkan tespitlerdir. Bizler bu açıklamayı ve bu itirazları yaptıktan sonra AKP'li bir vekil çıktı mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milyonların önünde koca bir yalan söyledi. Söylediği yalan neydi? DEM Parti'nin Akdeniz ilçesine 5500 seçmeni taşıdığı yalanıydı. Bilmeyen der ki, İlçe Emniyet Müdürlüğü DEM Parti'nin elinde, İlçe Seçim Kurulu DEM Parti'nin elinde sanki, tüm bu organizasyonu sanki DEM Parti yapıyor da, DEM Parti Mersin'in farklı ilçelerinden Akdeniz'e 5500 seçmen taşımış. Buna ancak gülünür. AKP'li vekil de mecliste açıklama yaparken şu fotoğrafa cevap veremedim. Ben bu fotoğrafı mecliste gösterdim. Dedim ki şu fotoğraf AKP'li belediye başkanı Gültak'ın Dikilitaş mahallesinde seçmen kaydını taşıdığı bacanağın evi. İkinci kat. Şu adreste şu anda AKP'li Gültak 28 kişiyle birlikte oturuyor görünüyor. Şu fotoğrafa cevap veremeyen AKP'li vekil çıktı mecliste, ne dedi? Dedi ki birliğimizi bozamayacaksınız dedi ve yine vatan millet edebiyatı yaptı. Şimdi yapması gereken şu, bu saatten sonra ya 5500 seçmen taşımaya dair iddiasını ispat edecek ya da o mecliste milyonların önünde bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşa yalan söylediği için çıkacak, önce özür dileyecek, sonra istifa edecek.